Bir ülke 21. yüzyılda, 21. yüzyılda elektrik kesintisini konuşuyorsa bu ülkede hiçbir şey yapılmamış demektir arkadaşlar. Bir ülkede konutlar elektrik olmadığı için ısınamıyorsa, insanlar ısınamıyorsa bu ülkede hiçbir şey yapılmamış demektir. Bir ülkede sanayi elektrik yüzünden milyonlarca lira kaybediyor, milyonlarca dolar kaybediyorsa çok şeyden konuşmak mümkün değil. TEDAŞ bir uygulama yapmış. Demiş ki TEDAŞ elektrik dağıtım şirketlerinde problemler yaşıyor. Vatandaşlar problemler yaşıyor. Onlar ulaşamazsa bize ulaşsın demiş. Bir özel hat kurmuş. Bu özel hatı zannettik ki bizler de vatandaşlar ulaşacak zannettik. Ama maalesef vatandaşlar ulaşamıyor. Biz de ulaşamıyoruz. Bu özel VIP hattını Sayın Bakan kimin için kurmuş biliyor musunuz? AKP'li milletvekilleri için kurmuş. İki tane telefon numarası istemiş milletvekilinden. Kimin için kurmuş biliyor musunuz? AKP il başkanları için kurmuş. İki tane telefon numarası istemiş. AKP ilçe başkanları için kurmuş. İki tane telefon numarası istemiş. Ve AKP'ye özel VIP hat kurmuş. Bunun testini de yaptık. AKP'li bir milletvekilim arkadaşımı arattırdım. Çıktı, alo dedi, buyurun dedi. Ben aradım. Benim telefon açıldıktan sonra düştü. Bunu sizin AKP'li milletvekili arkadaşların önünde yaptık. Maalesef kurumları da partileştirdiniz. Kurumları da AKP'nin bir kurumu haline dönüştürürüz. Böyle bir uygulamadan, böyle bir kurumdan başarı beklemek mümkün değil olarak. Biz hep şöyle baktık batıdan. Ya bizde kayıp kaçak yok. Bu kayıp kaçak kullananların cezalandırılması gerekiyor. Onların paralarını niye biz ödüyoruz diye bakıyordum. Ama orada yaptığım gezide şuna şahit oldum. Oradaki insanlar daha çok tarım yapabilmek için su kuyularında elektrik motorları kullanıyorlar ve bunları da elektrik maliyetlerin yüksekliği ürettiği ürünü değerlendiremediği için ne yapıyor? Elektriği kaçak kullanmak zorunda kalıyor. Yani neydi bu olay? Devlet insanları resmen hırsızlığa teşvik ediyor. Niye teşvik ediyor? Elektrik üretimini ucuzlatamadığın için 7 kuruşa mal ettiğiniz elektriği vatandaşa 38 kuruşa sattığınız için niçin yapıyor? O GAP gibi büyük bir barajın Şanlıurfa'da olmasına rağmen siz orayı suyu getiremediniz. O tarımla uğraşan vatandaşın suyu kullanamadığı için ne yapıyor? Pompalarla kuyudan su çekmek zerinde kalıyor. Ne kadar biliyorsun sen bunu? Durmadan laf atıyorsun. Susar mısın lütfen? Evet, insanın aklında sayın milletvekilleri lütfen efendim lütfen. Ne, Sayın Akar konuşuyor. Lütfen ya, sus dinleyiniz. Allah aşkına ya. Allah'a inanıyorsan sus. Sus. İki dakika bir şey konuşacağız. Teknik bir konuşacağız. Her şeye laf atıyorsun oradan ya. Benden sayın milletvekilleri efendim lütfen hadi be laf atmayınız. Lütfen. Neyi söylüyorum yanlış? Sayın Akar genel kurula hitap edin. Şey sayın Akar. Sayın Akar siz genel kurula i̇şte hitap edin. İşte bu tür insanlar oradaki problemin çözümünü engeller. Bakan da çıkıyor diyor ki siber saldırı var diyor. İnsanın aklına dalga geçiyorsunuz. Siber saldırı şeylerine baktım. Dünyada online izleyenler var. Raporlar yayınlanıyor. Belirttiği periyoda elektrik kesintileri olduğu dönemde Türkiye bir tane siber saldırıya uğramamış. Ne var biliyor musunuz? 19 tane benim yüksek gelirim direğim devrildi. Niye devrildi? Bakımsızlıktan devrildi. Niye devrildi? İlgisizlikten dolayı devrildi. Niye devrildi? Çok uzun yıllara ait olması nedeniyle metal yorgunluğundan devrildi. Kim yapacak arkadaşlar bunları? Kim? Biz söylediğimiz zaman da yanlış konuşuyorsun diyor. Şimdi hiçbir bilmediği bir konuyu burada yanlış söylüyor diye itham ediyor. Su kuyuları dedik. Bunların problemlerinin giderilmesi lazım. Nasıl gidereceğiz? Evet, GAP'ın suyunun bir an evvel Şanlıurfa'nın, Mardin'in, o bölgede tarımla uğraşan vatandaşlarımızın ayağına getirilmesi gerekiyor. GAP ne zaman başlandı ve siz bu yollara bu kadar, tünellere bu kadar 92 milyon dolara mal eden aynı uzunlukta bir yolu biz 1 milyar dolara mal ediyoruz ya. İşte bunlar da yapacağımız tasarruflar. İşte 15.5 milyar dolara dağıtım şirketlerini özelleştirdik ya, oradan aldığımız paralarla, kazandığımız paralarla bu yatırımı yapmış olsaydık Şanlıurfa'daki kayıp kaçak bir de şeyde oranları da aşağı çekilirdi. Yine süreler, arızalar giderilebilirdi. Demek ki bunları planlayamıyoruz. Planlayamıyoruz. Planlayamadınız da. İşin kötü. Sadece sattınız. Var olan varlıklarımızı, milli değerlerimizi sattınız ve onun üzerine cari açıkları kapatıp insanlara bir pembe tablo sunmak için yarış içerisindeyiz. Ama maalesef teşekkür ederim Sayın Akar.